Herkese merhaba, ben İzzet Camcıoğlu. Bu serinin bir önceki videosunda drone'umuzu toplamayı bitirmiş ve ilk test uçuşunu yapmıştık. Bu videoda ise o videoda gördüyseniz eğer doğrudan drone yeşilliğin üzerinden kalkmıştı, iniş takımları yok. Bu videoda da iniş takımlarının montajını göstereceğim. Ancak kendi kutusundan çıkan, daha önce toplamasını yaptığımız bu ayakların montajını yapmayacağım. Bunların yerine otomatik açılıp kapanabilen ayakların montajını yapacağım. Bunları da yedek parça olarak saklayacağım. Şimdi beraber bir kutu açılışına bakalım, içinden neler çıkıyor bu setin. HML650. Bu benim drone'umla uyumlu olduğu için bunu seçtim. Şimdi kutu içeriğine bakalım. Bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Buna bakacağız. İki tane iniş ayaklarımız. Evet, motora bağlı bu ayakların üst kısımları. Bu ayakları açıp kapatacak olan parça. Bu kontrol kartımız. Bu bağlantı parçası. Bu da diğer ayak. Burada da vidalarımız var. Kutu içeriği bu kadar. Şurada üçgen bantları da alayım. Tamamdır. Bazı setler bu kart olmadan satılıyor. Şimdi bu kartın ne yaptığını önce kısaca anlatayım. Bu kart doğrudan pile bağlanacak. Bu pilden kendi beslemesi yapılacak. Yani 2S, 6S. Uçuş kartından ise sadece sinyal alacak. Yani motorlar ayakları aç ve kapat sinyallerini alacak. Eğer bu kart olmazsa biz doğrudan buradaki motorları uçuş kartına bağlarsak uçuş kartını yakarız. Bunun farklı metotları mevcut. Uçuş kartının çıkışlarını önce elektrik beslemesini sağlayıp ardından oradan da besleyebiliriz ama o daha zor ve kapsamlı bir iş. Bu, yani bu sete şu parçanın eklenmesi çok büyük bir fiyat farkı oluşturmuyor. Dolayısıyla ben de bu yüzden bunu tercih ettim. İleride APM kartında, ki onda daha zor, bu işlemlerin nasıl yapıldığını göstereceğim. Ancak şimdilik bu seferlik değil. Şimdi kullanım kılavuzuna şöyle bir hızlıca bakalım. Evet, burada farklı drone gövdelerine farklı montaj şemaları vermiş. Bizim şurada gördüğünüz gibi Tarot 680 Pro modeli. Bizim uçuş gövdemiz için aşağıdaki alt taşıyıcı üniteye monta edilmesini önermiş. Ben de montajını bu şekilde gerçekleştireceğim. Evet, şimdi montajımıza başlayalım. Öncelikle bu ayakları gövdeye monte ederek işleme başlayacağım. Bunlar şu şekilde duracak. Bu da üst taraftan ray sistemine bağlanacak. Şimdi ilk olarak ayaklarımızı buraya takarak başlıyorum. Burası tamam. Bu işlemin ardından hemen ayakların montajıyla devam edelim. Evet, ayakların montajı bu şekilde bitmiş oldu. Şimdi ayakları gövdenin üst kısmına bağlayacak parçaların bağlantısıyla devam ediyorum. Bu parçalar drone'un alt kısmında bulunan raylara tutunmasını sağlayacak olan parçalar. Ya da şöyle yine 4 tane vida ile tutturacağız. Evet, şimdi bu parçaların montajı ile devam ediyoruz. Az önce bahsettiğim kartın montajını buraya yapacağım. Yok. Tam tersi buraya yapacağım çünkü üst tarafta kalan olacak kısım bu taraf olacak. Evet, şu bağlantı parçasını, yani bağlantı şemasını görmek için üst kısma da yapabiliriz. Ancak burada herhangi bir ileride görmemizi gerektirecek bir durum olmadığı için bu şekilde de montajını gerçekleştirebiliriz. Bu konuda bir fark yok. Evet, yapıştırdık. Çok da hareket edebilecek bir parça değil. Ancak yine de burada bir plastik kelepçe yardımıyla bunu sağlamlaştırmanın bir zararı olmayacağını düşünüyorum. Evet, şimdi bunun ön kısmında motordan gelen kabloları bağlayacağımız kısım var. Buraya motor girişlerini yapacağım. Motor bağlantıları da tamam. Kartı besleyeceğiz. Buradan da uçuş kartından sinyal alacağız. Şimdi ben daha önce bizim frame'imizden şu şekilde çıkışlar serbest
bırakmıştım. İleride kullanmak üzere aksesuarlarda. Şimdi bunlardan birini kullanacağım. Evet, iniş takımları üzerinde yapacağımız her şey böylelikle bitmiş oldu. Şimdi açımızı değiştirip montaja devam edeceğim. Evet, şimdi ayakların gövde montajına sıra geldi. Bunun için alt ray sistemini kullanacağım. Şöyle göstereyim. Bunu da şu şekilde kullanacağım. Şu şekilde kapaklarıyla birlikte geliyor. Öncelikle bir tarafını kapatıyorum. Ardından tek tarafını kapattıktan sonra bunu bir tanesinden geçirmeye başlıyorum. Biraz ilerledikten sonra duruyorum. Bu sefer ayakları hazırladığım boşluklardan geçiriyorum. Aynı şekilde diğer bacağı da geçireceğim. Evet, şimdi gövdeyi çeviriyorum. Aynı şekilde alt rayların diğer tarafını da kapatıyorum. Evet, burası da tamam. Şimdi tekrar dönüyoruz. İlk olarak güç kablomuz. Daha önceden hazırladığım, gövdeden çıkış aldığım güç beslemelerinden birini buraya takıyorum. Bunu da uygun bir yere sabitlemem gerekecek. Onu da şuraya şu şekilde tutturacağım. Diğer sinyal kablosunu da uçuş kartına bağlamak üzere buradan ön tarafa doğru gönderiyorum. Mission Planner arayüzüne geçmeden önce burada son belirtmek istediğim konu da toplanabilir ayak bağlantılarını AUX 1'den 4'e kadar istediğimiz bir tanesine yapabiliyoruz. Ancak AUX 5 ve 6'ya yapamıyoruz. AUX 1'den 4'e kadar. Burada bağlantıyı yaparken siyah kablonun üstte, sinyal kablosu olan beyaz kablonun altta kaldığına dikkat etmek gerekiyor. Şimdi burada ikinci bir konudan daha bahsedeyim. Birazdan Mission Planner arayüzünden ayar yaparken kullanacağız. Burada iki tane çıkış var. 8 tane main out, 6 tane aux out şeklinde. Bunlar belli bir sırayla devam edecek. Birazdan Mission Planner arayüzünde anlatacağım şekilde ben aux out'un birinci çıkışına bağlamış oldum. Şimdi Mission Planner arayüzünden uçuş kartına öncelikle bağlanıyoruz. Bağlandıktan sonra yapacağımız temelde iki işlem var. İlki, uçuş kartının hangi çıkışına iniş takımları, toplanabilir iniş takımlarını bağladığımızı uçuş kartına tanıtacağız. İkinci işlem ise kumandadan hangi kanal üzerinden göndereceğimiz veriyle uçuş kartını kontrol etmek istediğimizi tanıtacağız. Bunun için ilk olarak Config Tuning sekmesinden tam parametre listesine giriyoruz. Burada servo olarak arama yapıyoruz. Aşağı doğru indiğimizde servo 1'den başlayarak farklı sayılardaki servoların kontrol seçeneklerini bize sunuyor. Şimdi ilk 8'i benim az önce anlattığım main out, servo 9'dan itibaren de aux'lar başlıyor. Yani aux 1 servo 9'a denk geliyor. Aux 2 servo 10'a denk geliyor. Dolayısıyla bizim değiştirmek istediğimiz değer servo 9. Bu şekilde aradığımızda servo 9'un fonksiyonu olarak şu anda 0, yani herhangi bir fonksiyonu yok, kapalı olarak görünüyor. Biz bunu landing gear, yani 29 olarak değiştireceğiz. Şimdi bunun altındaki değerler de servodan çıkan maksimum ve minimum değerler. Bunu bir kere deneme yaptıktan sonra değiştirmenizi öneriyorum. Genelde doğru bir şekilde çalışacaktır. Eğer tam tersi şekilde çalışıyorsa buradan bu kanalı olduğu gibi tersine çevirebiliyoruz. Şimdilik burada yapacaklarımız bu kadar. Burada unutmamak gereken şey write parameters, yani bu değerleri kaydet şeklinde uçuş kartının hafızasına kaydedilmesini sağlamak. Bunu yaptıktan sonra yine Config Tuning sekmesinin altından Extend Tuning'e giriyoruz. Burada da kanal 7 veya kanal 8'den hangisinden istersek, önemli değil, bir değer gönderdiğimizde bu kanal üzerinden gelen değerle landing gear, yani
iniş takımlarını kontrol etmesini istiyoruz. Bunu da write parameters diyoruz. Ve işlemimiz tamamlanmış oluyor. Şimdi son olarak da kumandadan 7. kanal üzerinden atayacağımız switch ile iniş takımlarını istediğimiz şekilde kontrol edebileceğiz. Kumandadan yapacağımız işlem son derece kısa. Yapmak istediğimiz şey B switch'ini kumandanın 7. kanalı üzerinden veri aktarımını sağlaması. Bunun için kumandanın ayarlarına giriyoruz. Oradan AUX Channel seçeneğini tıklıyoruz. Burada 7. kanal şu anda boş olarak görünen kanalı switch B olarak değiştiriyoruz. Evet, kumandada yapacağımız ayar bu kadar. Evet, şimdi gerekli ayarları yaptıktan sonra sistemin nasıl çalıştığına bir bakalım. Öncelikle ben B switch'ine ayakların kontrolörü olarak atadım. Burada ben aklımda kolay kalması için alt kısımdayken ayaklar aşağıda, üst kısımdayken ayakların toplanmış halinde olacak şekilde ayarlamaya çalıştım. Şimdi PixUp uçuş kartı ile ilgili öncelikle şöyle bir bilgi vereyim. İlk açıldığı zaman bu switch'in konumuna bakmaksızın ayaklar hangi konumdaysa o konumda kalmasını sağlar. Yani biz şu anda kumandayı ve sistemi ilk açtığımızda ayakları toplu konumda bile switch'i bırakmış olsak ayaklar toplanmayacak. Hatta bunun ötesinde ilk verdiğimiz komutları gördüğünüz gibi ayaklar uygulamayacaktır. Bu da PixUp'un bir güvenlik önlemi olarak karşımıza çıkıyor. Yani drone yerdeyken biz yanlışlıkla bu switch'i değiştirsek bile ayaklar toplanıp drone'un zarar görmesini engelleyecektir. Ancak ikinci toplanma komutuyla birlikte şu anda ekranda gördüğünüz gibi ayaklar toplanmaya başlayacaktır. Ayakların toplanabilir olmasının en büyük avantajı bir sonraki aşamada kendi ekseni etrafında 360 derece dönebilen bir gimbal taktığımızda bu gimbal 360 dönerken ayakları kadrajını almayacak ve bu sayede net ve güzel bir görüntü elde edebilmemizi sağlayacaktır. Aynı şekilde bu switch'i aşağı indirdiğimizde ayakların toplandığını, ilk konumu aldığını ve iniş haline döndüğünü göreceksiniz. Bizim şu ana kadar yaptığımız ayarlar sayesinde uçuş kartı kumandadan gelen komutları doğrudan ayağa ileterek ayakların açılıp kapanmasını sağlıyor. Burada uçuş kartı hangi durumda ayakların kapalı, hangi durumda ayakların açık olduğunu bilmiyor. Bizim kumandadan verdiğimiz komutları doğrudan uçuş kartına ileterek bunu sağlıyor. Ancak PixUp uçuş kartında Return to Launch veya Land modlarında kullandığımız zaman ayakların eğer açık ise otomatik olarak iniş moduna geçmesi için bizim uçuş kartına ayakların hangi değerde kapalı, hangi değerde açık olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Şimdi son olarak da Mission Planner arayüzünden bu ayarları yapacağız. Ardından uçuş örneğini göstereceğim. Mission Planner arayüzünden ilk olarak bağlan butonuna tıklıyoruz. Kartla bağlantı gerçekleştikten sonra ayarlar sekmesine, oradan da parametre seçeneklerine giriyoruz. Parametre seçeneklerinin arama bölümüne landing gear'ın baş harfleri olan L ve G harflerini yazdığımızda LGR sekmesi altında 3 tane seçenek karşımıza çıkıyor. Bunlardan LGR Servo Deploy ve LGR Servo Retract az önce bahsettiğim ayarları yapmamızı sağlıyor. Retract ayakların havadayken toplanmış, yani çekim anında kullandığımız, uçuş anında kullandığımız formatı. Deploy ise iniş anında kullandığımız, yani kapalı haldeki formatı. Burada benim kullandığım HML650 iniş takımları düşük değer gönderildiği zaman iniş moduna geçiyor. Yüksek değerde ise ayakların yukarı doğru açılmasını sağladığı için ben bu değerleri tam olarak tersine çeviriyorum. Yani bu yaptığım ayarlarla uçuş kartı iniş moduna geçtiğinde iniş takımlarına 1100 değeri gönderirken normal uçuş anında 1900 değeri gönderecek ve 1900 değeri gönderdiğinde ayakların açık, 1100 değeri gönderdiğinde ayakların iniş moduna geçtiğini anlamış olacak. Bu işlemi yaptıktan sonra işlemleri gönderme butonuna tıklıyorum ve burada yapacaklarım bu kadar. Artık uçuşa geçebiliriz. Uçuşta ilk olarak Altitude Hold modunda drone'u kaldırıyorum. Ve belli bir yükseklik ve uzaklığa götürerek loiter moduna alıyorum.
Bu sırada yakın çekime geçerek ayakların nasıl çalıştığını göstermeye çalışacağım. B switch'inden ilk olarak kapanma komutunu veriyorum ancak güvenlik sebebiyle devreye girmiyor. İkinci komutumla birlikte ayakların kapandığını şu anda videoda görüyorsunuz. Sonrasında switch'i tekrardan aşağı çekerek ayakların iniş haline geri dönmesini sağlıyorum. Buraya kadar yani kumandadan manuel olarak kontrol ettiğimde her şey yolunda görünüyor. Şimdi loiter modunda drone'u biraz daha uzağa götürerek ayakları tekrardan topluyorum. Ardından RTL modunu alıp kumandadan başka hiçbir müdahale yapmadan drone'un neler yapacağını izleyelim. İlk olarak RTL modunu anlattığım videoda olduğu gibi 15 metre yüksekliğe çıkıyor, 15 metreden kalktığı noktanın üzerine geliyor. O videoda göstermediğim tek fark, 15 metrede kalktığı yerin üzerine geldiğinde ekranda gördüğünüz gibi toplanabilir ayaklarını kendi otomatik olarak iniş pozisyonunu alıp inişe geçiyor. Toplanabilir ayakların kullanımı ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Herkese kırımsız uçuşlar dilerim.